Ben şey. 21'inde onunla otelde buluştum. <laughs> tamam. Bir gün sonra ertesi gün verdim. 23'ünde. Siz 23'ünde verdiniz. Yanlış yani. olmasam 23'üdür. Cuma günü. Herhalde Cuma günü. Merkezdeydiniz oradan çıkartın. Evet. Mesela hafta sonu muydu, hafta içi miydi? Vallahi abla bilmiyorum. Hafta sonu mu, hafta içimi so içi miydi bilmiyorum. İki gün sonra telefonunu verdim. Peki Feyyat Bey. Siz niye Hayır o hocam. kartı aldınız? Niye kartı verdiniz? Ben, ben, orayı anlayamadım. Ben de onu soracağım. Yani e, kartı ayın kaçında alıyorsunuz hanımefendiden telefon kartını? Hocam bu e, şeyden gelirken kendine beraber gitmişti. Zonguldak'tan yani, gelirken. 21 3 ay oldu. Üç ay önce telefon. Evet, artık. üç ay önce bana sim kartı getirdi. Ha. Peki neden kabul ettiniz o kartı? Ya sürekli beni e, bu cepten arıyordu, bu cebinde ben rahatsız oluyordum. Ondan sonra onu hatırla konuşmaya başladım. Doğrudur. Peki neden geri verdiniz? Ya artık eve gidem, gece evden çıkıyorum. Eşim nereye gidiyorsun diyor. İşim diyor. Yalan söylüyordum eşime. Ondan sonra çıkardım. gece dışarıda görüşme yaptım telefon görüşmesi. Ya için. sizin bakın ben size bir şey söyleyeceğim Fiyat Bey. Ben size dün Uyum de gelin. söyledim. Siz anladığım kadarıyla ya ben size kendi tahminimi söyleyeyim. Evet. Bence siz de doğruyu söyleyin gidin bak. Evet. Doğruyu söyleyin, gidin. bak. Ben doğruyu neyse <laughs> <Bak>. bu. <budur. gülüyor> doğruyu <gülüyor> neyse <laughs> bu hani ben söylüyorum. Hocam, bence sizin bu kartı almanızın nedeni evet. sizin bu kartla kadını başkalarıyla tanıştırmanız. Hayır hayır hayır, hayır. kesinlikle. Ee... Bu hatın bu bayanın üstünde bir sürü hat var onu ilk önce bir araştırın. Tamam Benim ben, sizin hakkınızı konuşuyorum. Arıyorum. Olabilir. Evet. Ee, yani hani şey yapalım ilerleyemiyoruz çünkü. Ve şimdi siz bu kartı hani verdim diyorsunuz ya cuma günü. Evet. Yani ayın 23'ünde ama 24'ünde ki burada hanımefendi yok ortada. 24 Ağustos'ta. Evet. Yani belli ki başına kim ne getirdiyse 23 Ağustos'ta getirmiş. E 24 Ağustos'ta o sizdeki kartla bir görüşme olmuş. Kimle görüşme olmuş ablacığım? Türkan isimli biriyle. Doğru, İstanbul'daydı şu anda burada. Tamam. Ben itiraz etmedim Ama... ki. O ha? manevi kız kardeşim. Ha? Manevi kız kardeşim burada Türkan dediğiniz Tamam, hata şey. e, tamam. e, o, evet. o zaman e, 24 Ağustos'ta işte burada siz Türkan'la tamam. konuştuğunuza göre zaten o da sizinle konuştuğunu doğruyuluyor. Nasıl 23 evet. Ağustos'ta vermiş olacaksınız ki kadına Ablacığım kartı? Ablacığım beni aradı. Neredesin dedi. Çarşıdayım dedim. Bak ne dediği önemli değil. Evet. Siz diyorsunuz ki ben 23 Ağustos'ta dolmuş durağında kartı geri verdim. Evet. Kartı verdiyseniz. Evet. Aynı kartla 24 Ağustos'ta Türkan'la nasıl konuşacaksınız? Ablacığım ben Türkan'la görüştüm. Görüşme demiyorum ki. ben. E tamam görüştüysen kartını Abla, vermedin kartı o zaman. Ama ben kartı geri verdim. Ben ondan sonra e, Sati Hanım'la görüşmemişim. Var. Veremezsin. Bak, 23 Ağustos'ta verdim diyorsun. Ablacığım hangi gün olduğunu bilmem. Yalnız beni aradı, dökmenlerim çıkıyor. Bak ben de bir dakika verdim. ama bir dakika. Evet. Eğer sen ben Türkan'la konuştuktan sonra verdim diyorsan... ...o zaman biz kadının kaybında 25'lere 26'lara geliriz. Çünkü ben, sanırım hani en son 20, ya 25'inde ya 26'sında. Ne zaman şey olmuş bilmiyorum ablacığım. Ama şimdi bak... Benim aslında ben evet. çok net bir şekilde bir şey söylüyorum. Tamam. Şimdi sen en son diyorsun ki ben Çayırhan duraklarına gideceğim dedi. Doğrudur. Ben de gittim durakta kartını geri verdim diyorsun. Doğrudur abla. Ne zaman diyorum ben sana sen de diyorsun ki cuma günü. Yani bu buluştuğun gün. Evet. Bu ertesi günü bu da bir sonraki gün. Doğrudur abla. Ki Çayırhan'a da e, tamam Çayırhan'a da gideceğim dedi. Evet. Ama sen kartı verdikten sonra nasıl aynı kartla Türkan'la konuşabilirsin? Ben görüşmedim ki ben hangi Türkan'la hangi gün görüştüğümü bilmiyorum. E ben, sana bak. ben biliyorum ben sana, ben sana söylüyorum. Ben, ben Türkan'la şey... görüştüğümü diyorum ben itiraz tamam. etmiyorum. E tamam E Türkan'la görüştükten sonra kartını verdiysen o zaman sen 25 Ağustos'ta mı verdin kartını? Ablacığım gün hangi gündü bilmiyorum. Ben Beni aradığı zaman zaten hangi gün olduğu belli ortaya çıkıyor. Efendim? Ben, ben, e, bak Seyahat Beyciğim. 21'inde görüşmüşüm. Sana bir şey söyleyeceğim bence sen kartını geriye vermedin. Ablacığım geri verdim. Ben kartı geri ver, vermekten ne yapacağım? Bu kart ayın 26'sında kapanıyor. Sen evet. çünkü otele gidiyorsun. Kadını evet. soruyorsun. Yok diyorlar. Evet, sen de kartı kırıp kır, kır kırdın mı? Hayır attın hayır mı ben ne? kırıp atmadım ablacığım. Ama bak o Kırsam zaman suçlu garip, kırdım, sen attım. oluyorsun. Neden? Çünkü bu kadının evet. e, telefon sinyali kesiliyor. Bir sonraki gün sen kartı verdim dediğin kadının telefonuyla evet. konuşunca sen suçlu oluyorsun. Ben senin lehine bir şey söylüyorum. Ablacığım. Gel, doğru, benim polise verdiğin ifadeyi de unut. Sen burada doğruyu anlat. Ee, ben sana doğruyu söylüyorum. Tamam. 21'inde görüşmüşüm. Ondan sonraki gün. Telefon görüşmem olmuş Sati Hanım'la. Tamam. Ondan sonraki gün olmuş. Tamam. Beni aradı. Neredesin dedi. Çarşıdayım dedim. Sen neredesin? Ben dolmuş duraklarına doğru gidiyorum. Çayran'a gideceğim dedi. Tamam. Halam, Halam mı dedi bilmem. Tezem dedi tamam. bilmem. Tamam dedi. Ha, Hatip verdim. Ondan sonra ayrıldım. Ertesi günde... <laughs> Türkan Hanım'la konuşuyorsun aynı hatla. Hocam ben görüşmüyorum de ben görüşmüşüm ama hangi gün görüştüğümüz günü söylüyor istemiyor. E ben sana, canım, sana doğrusunu. Hocam söylüyorum. ben sana ben de sana diyorum ben kartı verdim diyorum. E kartı, e, kartı verdiyse verdi, nasıl konuşacaksın? Ben ne bilinmez şey etmiş. Ama... Ben görüştüm Türkan Hanım'la. E, tamam. Görüşmedim değil. Kartı verdiğinin. Ha. Kartı kartı günü, ben ayrıldıktan sonra günü, ben ayrıldıktan sonra kartı verdiğinin ertesi yani, günü kart göre varmayı da oluyor 24 gün. Ama bu nasıl oluyor? Ben bilmiyorum hocam nasıl oluyor? Ha Ben mi bileceğim? E ben nereden Sen... bileyim ben hatını geri vermişim. Ben nereden bileyim Milli hocam? Müge abla bir şey diyebilir miyim? Şimdi 26 <laughs> Ağustos'ta ben annemin kayıp başvurusunu verdim ya. Ben şüphelendim. Feyyat Bey o gece aradım. Ama sorar mısınız kendisine ertesi günü niye karakola gidip ifade veriyor? Karakol değil. Ben Ankara'daydım. <laughs> Bak dinle ablama söyleyeyim dur. Şimdi ben senin adını bilmiyorum. Ben bildiğim kadarıyla senin o adını ben sana Cengiz getireyim. Sen niye erdin? Gün... 26'sında getirirken... mı kayıp başvurusunda evet, bulundun? Tamam bak burada yapma. kayıp başvurusu oluyor. Tamam. Seni aradılar mı hiç? Ben Ankara'dayken malzeme gettim inşaata alçı. He. Ankara Emniyeti beni aradı. 26'sını Ama Aradı. Akşam. 26 akşam. bilmem. Tamam. Akşam, akşam değil ben sana Akşam saat... başvurdum ben kayıp. Bak, dinle, tamam. e, ya dinle ben sana söyleyeyim. Beni aradı kimsin dedi. Ankara Emniyeti'nden arıyorum. Tamam. Hayırdır dedi. Böyle böyle biri kayıp var. Ne yapmam gerekir dedi. Dedim ben şu an yoldayım. Ankara Bey Pazarına giderken M. yete gideceğim. Gittim 0507 ile biri beni aramıştı. Gösterdim polis aradı doğrudu. Emniyet Sarayı numarası. Tamam. Aa, gittim oraya ifadeyi verdim. İki ve gün kartı sonra... kırdın. Hayır hayır emniyete beni bu cepten aradı. Hayır ben... ve satının sana aldığı kartı o zaman kırdın. Beni bu cepten arıyor. Kim? Emniyet beni bu cepten arıyor. Tamam. Ha. tamam kendi gittim. telefonundan arıyor. Tamam. Ha. Gideyim mi? Bende haber bekleyeceğim dedi. Bak. Ondan sonra karar ver. Teyat be, ben sana beni bir şey söyleyeyim diyorum. mi? Bak. Evet. Sen herhalde anlatamadım ben sana. Sen şimdi bunları okuyabiliyor musun? Ondan mı karıştırıyorsun? Okuyamıyor ben, musun? Ben okur yazarım yok sen ablacığım. Sen şimdi hemen sen de git bir okula evet. Neydi, ben bu Neydi artık? Ben gerek evet. duymuyorum. Bak var işte gerek. Bak benim sana söylediğim şey evet. seni kurtaran bir şey. Evet. Sen şimdi Vallahi diyorsun kim, ama ben bak sana hayatım söylüyorum. bir yedek, dinle bir dakika. Bir ama dakika. bak şimdi kadının zaten en son kuvvetle muhtemel bu Çayırhan'da gidiyorum dedi Durak'ta Murak'ta gitmiş bu kadın sonrası yok. Öyle değil mi evet. Sen de diyorsun ki ben bu Çayırhan Duran'da. Diyorsun ki bu kart. Ben evet, bu kartı verdim. verdim diyorsun kameraman arkadaşım. Verdim Kusura bakma. Ablam. Ben bu kartı verdim diyorsun. Evet. Bu kartı veriyorsun. Evet. Gidiyorsun yatıyorsun uyuyorsun bir gece üzerinden geçiyor. Evet. Aynı kartla nasıl arayacaksın Türkan'la konuşacaksın? Abla ben hangi gün Türkan'la aradığını bilmiyorum. Bapak, ben sana söylüyorum. söylüyorum ya işte ben ha. biliyorum diyorum. Ben ha, biliyorum sana bir. ablacığım ben. E, ben biliyorum ha, işte. Ben ile görüştüm, verdim. Bir daha Satil'i görmemişim. Tamam ama ha. kartı vermemişsin işte. Çünkü konuşmuşsun ertesi gün. Ablacığım hangi gün olduğunu bilmiyorum ben sana söylüyorum. Ama şimdi ya Allah, bir gün önce bir ver. gün sonra, bak, sonra bak, bak, ya, ama, ya, Anladım hocam. Rami hocam anladım. Bir gün sonra aranıyor. Şimdi iki gün tamam, sonra aranıyor, karttan aranıyor. Nasıl herkes bir gün aranacak? Ben, ben bilmiyorum ama... Ama olmaz ki yani, Abi, ne oldu yani? Bildiğim şeyleri sana anlattım. Tamam ama senin ha. anlattığında bir terslik var. Bir... Müge abla bir de bir şey sorabilir miyim? Şimdi Fiyat Bey 23'ünde annemi gördüğünü dile getiriyor ya, dolmuş durağında. Ben soruyorum, o gün annemin yanında çanta var mıydı? Bir siyah çanta vardı. Yalan söylüyor çünkü benim annem o gün bütün ben çantasını, bavulunu, kimliğini, Hayır. her şeyini ben Bak kendim... Hayır, çanta değilken... Ve nedense otelde 15 gün sonra çantayı, kimliği, cüzdanı hepsini anlam çıkarıyor Anlamıyorsun ki ablacığım sen beni... Anamda ufak el çantası vardı, büyük valiz yoktu, siyah bir ben el çantası al, var. Ben çantadan annem hiçbir şey yok. yok. Elinde ufak bir çanta vardı. Gidin kameralarda göstereyim, adı şöyse kameralar... Oradan kırmızı bir arabada iniyor, tekrar parka geliyor, tekrar ya, arabadan inip bakayım. gidiyor. Aldın mı plakasını? Bari Ben emniyetten öğreniyorum. Ben plakasına da ben, görüntülerim abi, var. Orada. Bir de neyi anlamıyorum? Ben 26'sına başvuru veriyorum akşamı. Baya böyle yani yalan olmasın 10-11 gibi. Ben Fiat'ın ismini Cengiz biliyorum, Fırat biliyorum. Ben bu insanın soyadını bile bilmiyorum. Ben nasıl aynı anda, aynı saat, aynı tarihte polisi arayıp ben bu şahıstan Peki, şüpheleniyorum, ben bu insanın derken, numarasını verebilirim? Ben bak, bu insanı bilmiyorum ama be, beyefendi ertesi günü gidiyor karakola ifade veriyor. Ertesi Neye dayanarak ifade veriyor? Ertesi günde... Hayatım burada emniyeti alkışlamak lazım. Emniyet demek ki hemen telefon numaralarına ulaştı annenin en son görüşlerine ve Feyyat'ı aradı yani. Beni aradı beni aradı ben Ankara'dan geliyorum. At deresi denen bir yer var. Yani Şöğürler senin annenin kaybını belli ki çok ciddi almışlar tebrik Peki, ediyorum işte. Peki sen bu şey bu yani. Emre sana nasıl bilgi gönderiyor Ebru Hanım? Onun da ben bir açıklaması yap bana. Ben bilmiyorum. Ben Sen yalan mı konuşuyorsun. Ben... Emre bana bilgileri verdin dedi. Benim bilgilerimi Emre sana nasıl veriyor? O hangi bilim kurumu diyor sana veriyor? Ben kayıp... zaten biliyor o da biliyor işte gidiyor ben söylüyor. Ben kayıp başvurum belli. Benim bana Benim gönderiyor Belli. Bak. Bak, elimizdeki son görüntüsünü bir dur bir, bir, bir dakika, dakika. ekrana vereyim. Elimizdeki son görüntüsü Bak, elinde bir çanta çan var gibi duruyor. Şuraya Elinde çantası var bak. Bak, biz sana yalan konuşmayız. Çanta mı, görüşmeler... torba mı? Bilemedim. Çanta ama. ablacığım ya. Siyah bir çanta var elinde. Torba gibi sanki ya. Çanta hocam. Torbe çanta mi? hocam. Siyah çantadır. Siz yukarıdan daha net görüyorsunuzdur. Bir durdur bakayım bir. Tam bak. Evet, evet, e Emre sallarken Emre bir geride geriye gel biraz kare kare bir ilk salladığında elinde bir şey var. Biraz gel gel gel. Poşet ablacığım. Bana poşet gibi geldi evet. ya. Yani şimdi tabii o kadar değişik çanta modelleri var ki bilemiyorum evet. yani. Çok net göremiyorum. Siz yukarıdan ne diye gördünüz? Bağ oradan baksın. Ufak bir siyah çanta elinde. Tamam yani bu, bu son son görüntüsü işte kadıncağızın yani. Ama şimdi bakın eğer siz 24 Ağustos'ta Türkan'da konuştuktan sonra bu kartı verdiyseniz hanımefendiye gel. O zaman evet. biz 25'lere 26'lara geliriz. Ben bilmiyorum bak. Tamam. Türkan'la konuştun. O zaman Türkan'la konuştuktan sonra verdin. Ben Türkan'la hangi gün görüştüğümü bilmiyorum. Yalnız hangi hatında görüştün Türkan'la? Ya ben iki hatlarda görüştüm. Bununla da görüşüyordum. Türkan'la hangi hatında görüştün? Ee, şeyin bana verdiği hatla görüştüm. Satya Hanım bana verdiği hatla görüşmüşüm. Ben itiraz etmiyorum ki. Peki, ben görüştüm. Okuma yazma bilmiyorsun da isimleri nasıl buluyorsun telefonda? Hocam. <laughs> sen bana bir numaranı hani, ver bana. 10 tamam. sene sonra gel aynı numarayı sana söyleyeyim. Aynı yani numara. kaydetmiyorsun hayır, da hayır. ezberden mi çeviriyorsun evet. numaraları? Ya şimdi burada kayıtlı numara yok? mu? Var, bir sürü kayıtlı numara var. E nasıl o kayıtlı numarayı buluyorsun? İsmi okuma bilmiyorsun? Okur yazarım ya hocam. Millet mi ara? Ahmeti yok. Mehmeti nasıl buluyorsun orada? Okula gitmemişim hocam. Ya okula gitmemiş olabilirsin. Evet. Okur yazar olmak ayrı bir şey. Tamam. Yani. Ben o numaraları nasıl bulduğunu merak ettim. Ee, o da cenab ı Allah'ın bir lütfüdür nasıl bildiğimsin. <laughs> <laughs> o telefonu kalbinin <laughs> üstüne koyma. Yok <laughs> Yo, hocam Kalbinin üstü orası. Şimdi 24 Ağustos dediğim gibi cumartesi günü bu cumartesi Türkan'la görüşmende işte saat 14 civarı diyeyim. Bilmem abla saat kaç olduğunu bilmem. Görüştüm. Tamam. Şimdi Feyyat Beyciğim ben size söylüyorum ya tamam kafadan uydurup canım? söylemiyorum. Yani 24 Ağustos'ta Türk Hanım'la saat 14'te görüşmüşsün.